Aman tanrım! Meg! 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 Eşiniz miydi yoksa? Meg! Geliyorum! Durun, sakın atlamayın! Akıntı çok güçlü. Hayatınızı tehlikeye atmayın. Boğulabilirsiniz. Meg! Biri yardım etsin! Ona selfie çekmemesini söyledim ama beni dinlemedi. Çekmeye çalışırken Meg, düştü. Biri yardım etsin! Meg! Ona düşeceğini söylemiştim. Beni dinlemedi. Meg! Meg! Merak etmeyin. Kimse yok mu? Ben gidip polis çağırayım. Biri yardım etsin. Meg! Meg! Durun lütfen. Bırakın beni. Efendim durun lütfen. Onu arıyorlar, bulacaklar. Sakin Meg! Olun. Meg! Bir şey buldum. Şorya, ben seninim. Hep yanında olacağım. Yanında olmasam bile beni hep yanında hissedeceksin, merak etme. Meg! 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 Meg!
Meg, aç gözlerini lütfen. Meg! Meg! Alo Shorya? Anne! Dayı! Baba! Ne oldu? Oldu? Birden bayıldım. Ne oldu? Kanta! Anne uyan lütfen, ne oldu? Gözlerini aç anne, gözlerini aç ha! Alo oğlum, Shorya. Anne! Ne oldu? Neden ne olduğunu söylemiyorsun? Ravi? Ne oldu? Ne olduğunu söyle artık. Abi. Meyke. Ne olmuş Meyke? Neden ağlıyorsun? Ne olmuş Meyke? Söyle. Konuş sana. Lütfen söyle artık. Meyke. Meyke ölmüş abi. Ne saçmalıyorsun sen? Shorya bunu söylemek için aramış. Al oğlum sür sindirunu. Lütfen geri dön. Meg! Shorya! Shorya! Hayır! Shorya toparla kendini oğlum! Hayır! Shorya kal! Şöyle kalk oğlum. Abi ne olur. Abi, abi Meyk geri dönmeyecek. Toparla kendini. Anne söyle Meyk'e açsın gözlerini. Söyle konuşsun benimle.
İnsan damak zevki için yemek yer. Hayvanlarsa sırf karınlarını doyurmak için. Yaptığım yemeği beğenmemiş olabilirsiniz ama başkalarına hakaret etmeye hakkınız yok. Dün restoranda Nini'nin elini tutarak prova yaptım. Bugün senin elini tutuyorum. Benimle evlenir misin Mekşah? Thank you.
Anne, sana bir şey sormak istiyorum. Eğer babam gelmeden ay doğarsa yine de orucunu açmak için babamı bekleyecek misin? Vandana, kocanın ne zaman döneceği belli olmaz. Son günlerde çok çalışıyor. Onun yüzünden bütün gece aç durmana gerek yok tatlım. Fotoğrafına bakıp orucunu bozabilirsin, tamam mı? Olmaz anne. Dönmesini bekleyeceğim. Sen beni bırakalı bir yıl oldu. Hayat devam ediyor. Ama ben edemiyorum. Ben seni sadece ölüm yıldönümünde değil, yılın her günü düşünüyorum. Her günüm seninle geçiyor. Keşke Tanrı beni de senin yanına alsaydı. En azından bugün yapayalnız olmazdım. Burası hayatını kaybettiğin yer. Her neredeysen eminim sen de hissediyorsun. Nil, bekle. Nil. Bekle Nil. Nil dur. Baban çok kızar. Umrumda değil anne. Üzülmene dayanamıyorum. Bana bak. Sen ya da çocuğun evden dışarı adım atarsanız eğer ikinizi de elimden alamazlar. Nev! Bayramınız kutlu olsun. Nev! Nev! Kusura bakmayın. Nev! Canın acıdı mı? Özür dilerim. Özür dilerim amca. Önemli değil. Nev! 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 Bir daha kaçma sakın. Beni çok korkuttun. Thank you.
Kanta! 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 Tamam. Sandalye getir hemen. Ne oldu? Otur tamam, tamam. Otur, otur. İyi misin yenge? Sana kaç kere oruç tutma dedim. İyi değilsin. Ama yok, dinleyen kim? Mehek burada olsaydı, bu onun ilk orucu olacaktı. Tanrı bizi o kadar çok sınadı ki, hiç isyan etmedi. İnancımızı hep koruduk. Tanrı'nın hayırlısını yaptığına inandık her zaman. Tanrı'dan gelen her şeyi hemen kabullendik. Bizim kaderimiz böyleymiş demek. Mehek aramızdan ayrıldı. Bu yüzden hiçbir zaman Şorya'yı affetmeyeceğim. Hala mı kızgınsın Şorya'ya? Zavallı çocuk. Ona zavallı deme lütfen. Ben ona kızımı emanet ettim. Ama o... Bak olanlar kazaydı. Bunda Şorya'nın ne suçu var? Şorya'nın suçu değilse... O zaman kimin suçu? Mehek'e göz kulak olacağına bana söz vermişti. Sözünü tutamadı. Mehek'i onun yüzünden kaybettik. Onu asla affetmeyeceğim. Kanta! Kanta! Niv, sana kaç kez koşma dedim. Koşarsan nefesin kesilir dedim. Neden anlamıyorsun? Beni böyle üzersen bir gün üzüntüden ölebilirim. Bir daha yapmayacaksın, değil mi? Bir daha yapmayacağına söz ver. Hadi. Bir şeyim yok anne. Sus bakayım. Ne çok konuşuyorsun. Baban öğrenirse ne kadar kızar biliyor musun? Seni doktora götürür ve sonra da iğne yaptırır Niv. Beni anlıyorsun değil mi? İğneden de babamdan da korkmuyorum anne, tamam mı? Niv. Niv. Of anne, başın döndü yine değil mi? Hadi hemen su iç, bir şeyler ye. Ben iyiyim Niv. Hadi eve gidelim. Baban her an gelebilir. Yürü. Hayır. Sen bir şey yemeden hiçbir yere gitmeyeceğim anne. Peki. Ama sonra benimle eve geleceksin. Tamam mı? Babamın fotoğrafına bak da torucunu boz anne. O toruç değil. Oruç. Bekle. Geliyorum. Karvaçut seti alacaktım. Bir şişe su alabilir miyim?
Bu adam da kim? Hadi anne, daha ne kadar dua edeceksin? İnanmıyorum, bunda su yok ki, hiç yok. Ben getireyim. Anne, al biraz su iç. Ana oğul bana karşı gelip kafanıza eseni yapmaya bayılıyorsunuz değil mi? Yürüyün. İkinize de dersinizi vereceğim. Yürüyün dedim. Hadi! Dur! Lütfen bırak beni. Ne olur bırak. Bir daha yapmayacağım. Lütfen bırak bizi. Mandar çok sinirliydi. Umarım ona herkesin içinde vurmaz. Endişelenmene ne gerek var? Oğlumuz işe yaramasın peki. Onu sen şımarttın. Sen düzelt. Bana bak. Tamam, bazı kusurları var ama ona işe yaramaz deme. Sonuçta o bizim oğlumuz. Hem zaten Vandana'yla Nive dışarı çıkmayacaksınız demiş. Yani bu yüzden karısını aşağılayıp dövmesi mi gerekiyor? Çocuğu tartaklaması mı gerekir? Ben sana asla el kaldırmadım. Mandar çocukluğundan beri dik kafalıydı. Ona bir fiske dahi vurmadım. Neden böyle biri oldu he? O daha çocuk. Anne. Lütfen. Anne. O daha çocuk. O daha çocuk. Hata yaptı. Elimden kurtulamazsınız artık. Bırak onu. Zaten zor nefes alıyor. O senin oğlun. Kızma ona bu kadar. Ne yapayım? Aferin mi diyeyim ona? Ben onlara dışarı çıkmamalarını söyledim. Neden dinlemediler? Bu hanginizin başının altından çıktı bilmiyorum. Ama dayak yiyeceğin kesin. Dışarı çıkmayı seviyorsunuz demek. Yeter Mandar. Sakın olay çıkartma. Olay çıkartan ben değilim o. 7 senedir bu evden çıkılmayacak diyorum ben. Ama oğlu bir şekilde elinden kurtulup kaçmayı başarıyor. Tabii ona da dışarı çıkıp başka erkeklerle eğlenme fırsatı doğuyor, öyle mi? O nasıl söz öyle? Kes sesini! Ben senin nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Kes artık Mandar. Kavga etmeyin. Ben senin babanım. Sana el kaldırmaya hakkım var. Vandana, Nivi içeri götür. Baba, özel hayatıma karışma artık. Niv çıktığında Vandana da çıkıyor. Vandana dışarı çıkarsa ne olacağını biliyor musun? Hele çıksın bir daha dışarı. Onun bacaklarını kırarım baba.
Böylece bir daha da yürüyemez. Niv, sen babanın dışarı çıkmamızı istemediğini bilmiyor musun oğlum? Neden kaçıyorsun? Niye onu kızdırıyorsun? Yine çıkacağım. Görürsün anne. Eğer bana bir daha vurursa onu nehre atacağım. Kimse benim özgürlüğümü kısıtlayamaz. Saçmalık bu. Kabul etmiyorum. Niv. O çok kötü bir adam anne. Bunun farkında değil misin? Niv. Hadi bakalım. At artık öfkeni. Hadi bakalım yatağa. Hadi. Olmaz. Önce bana hikaye anlatmalısın. Tamam. Dün anlattığımı mı? Olur. Pekala. Sonra prensle prenses evlenmişler. Prenses çok güzel bir erkek çocuk doğurmuş. Tamam mı? İşte bu kadar. Hadi. Uyu bakalım. Sen de yanımda uyuyacaksın anne, değil mi? Sensiz uyuyamam ki ben Niv. Hadi uyu. Hayal kurma vakti geldi, gözlerinden uyku akıyor. Gece oldu bebeğim, artık uyku vakti. Bugün ay benim güzel oğlumun, hatırına parlasın. Ay ışığı onunla olsun. Ay ışığı onunla olsun. Bu şarkı. Niv? Gariman'ın Sarileri. Abi. Şorya. Oğlum, biz mabede gidiyoruz. Davetiyeyi bırakıp orada dua edeceğiz. Gelmek ister misin? Baban dahiden adak gönderdi. Abi lütfen. Gel bir bak.
Siz mabede gidin. Davetiyeyi bırakın. Ben gelmek istemiyorum. Beni bunlara bulaştırmayın. Siz gidin. Shorya, buraya Mehek'in ölüm yıldönümü için geldin, biliyorum. Hayat devam ediyor olacak. Beni dinle, gel oğlum. Hayır anne. İkiniz gidin. Gidelim. Mehek, onları sen yokken asla huzur bulamayacağımı nasıl anlatacağım? Durun. Ben de geleceğim. Vicky, çabuk ol. Shorya fikrini değiştirmeden gidelim. Olur. Evimi konservatuara çevirdiler. Sabahın köründe provalara başlıyorlar. Hey, Vandana. Çay yapacağım. Demlik nerede? Mutfakta anne, ocağın altında. En son oraya koymuştum. Ay geceyi, güneş gündüzü temsil eder. Keşke ikisinden de parlak bir yıldız olsam. Seni bekleyeceğim. Lütfen beni çok bekletme. Biri bana çay demlesin de kendime geleyim. Biri bana çay demlesin de kendime geleyim. Biri bana çay demlesin de ben de kendime geleyim. Ah, şarkı söylemeyi kes de çayını iç. Böyle bir eşim olduğu için gerçekten de çok şanslıyım. Çayı bana demlediysen bana bir bardak verebilir misin? Sonra gel de gözlerinde kaybolayım hatun. Birazcık utanman olsun senin. Romantizmin zamanı değil. Dede oldun artık. Dede olduysam sana olan sevgim sayesinde oldu. Hadi utanmaz. Olsun. Madem beni sevmiyorsun ben de kendimi yollara veririm. Bugün yol kenarında şarkı söyleyeceğim. Yine mi para almadan söyleyeceksin? Hem zamanını hem enerjini boşa harcıyorsun sen. Jolie bak canım. Biliyorsun ki bugüne kadar profesyonel şarkıcılıkta yeterince kazandım. Sadece gerçekten iyisen şarkı söylemene izin veriyorlar, biliyorsun değil mi? Para istemeyi geçtim. Mabedin önünde şarkı söylemekten daha büyük bir onur olamaz. Haklısın. Sen sanatçısın, biz de sersem. Müzik karın doyurmaz diyorum. Sen ne kadar övünsen de geçimimizi mandar sağlıyor. Neyse ki mandar tatlı işinde. Olmasa sokaktaydık. O tatlıcı değil, resmen haydut. Müşterileri ona tatlıları lezzetli diye gitmiyor ki. Sadece onunla rekabet halinde olmak istemediklerinden gidiyor. Neyse ne. Oğlumuzu kıskanıyorsun sen. Öz oğlumu kıskandığımı mı düşünüyorsun? Vay be. Öyle olsun bakalım. Baba al. Ceketini getirdim. Al hadi. Geç kalacaksın. Tanrı seni korusun kızım. Gülü canım. Beni özlersen sakın ağlama ha. Ne yapıyorsun herkesin içinde? Çekil. Büyük baba, ben de seninle geleceğim. Benimle gelip ne yapacaksın ki sen? Mabede seninle geleceğim. Annem çocukların istekleri duadır der. Yani aslında mabette olmam gerekir, öyle değil mi? Beni de yanına almadan gidemezsin. Peki, gel bakalım. Baba, al. Ver kızım. Peder Bey, bu davetiyeyi dua için buraya getirdik. Bunun tekrarı var. Bugün olanlar tekrar yaşanacak. Tehlike geçmiş değil. Başınız belada. Hayatınız tehlikede.
Kimse sizi kurtaramayacak. Doğan herkes ölmeye mahkumdur. Onu uyarmıştım. Onu önceden uyarmıştım. Bu hikayenin ikinci yarısı şimdi başlıyor. Dış dünyaya odaklanma. Kendine odaklan. Şu adamın şarkı söyleyişini duydun mu? Ne kadar melodik bir sesi var değil mi? Git Vicky, git çağır adamı da onunla konuşayım. Düğünü evde yapacağız ya, gelip düğünde de söylesin. Git hadi, git çağır oğlum. Çağırayım, bence bu çok iyi fikir. Anne lütfen, buna gerek yok. Gidelim artık hadi. Hatırım için lütfen. Şoraya iki dakikacık. Anne gitmek istiyorum dedim. Merhaba. Merhaba. Benimle gelebilir misiniz? Halam sizinle tanışmak istiyor. Tamam, ben birazdan gelirim. Tanıştırayım bu halam ve bu da oğlu. Memnun oldum. Tanrı size ne kadar güzel bir ses vermiş. Sizden bir ricam olacak. Evimizde bir düğün olacak. Rica etsem gelip müzik töreninde şarkı söyler misiniz bize? Tabii gidiş geliş ücretleriniz ve konaklamanız bize ait. Gelip güzel sesinizle bize şarkı söylerseniz çok seviniriz. Lütfen. Ben Alidvar ve Rişikeş'teki mabitlerin önünde şarkı söyleyen sıradan bir şarkıcıyım. Eminim ki yapacağınız düğün çok ihtişamlıdır. Orada söylemeyi hak etmiyorum. Lütfen, lütfen beni affedin olur mu? Bakın, eğer gelirseniz bundan şeref duyarız. Lütfen hayır demeyin. Lütfen bizi kırmayın. Durun bakalım. Önce ücrette anlaşalım. Ücret mi? Nasıl? Bunda anlamayacak ne var? Kocaman adamsın. Büyük babama ön ödeme yapmanız gerekiyor. Çünkü büyük babam sadece buradayken ücret almadan söyler. Peki, tamam. Hadi. Ne diyorsun sen? Hayır, hayır. Sorun değil. Olmaz. Buyurun. Lütfen, durun, hayır olmaz, demeyin. Olmaz. Rica ediyorum, lütfen. Lütfen. Hadi, lütfen gelin. Hadi bakalım, oldu mu? Ne dersin? Oldu tabii ki, olmaz olur mu hiç? Taksi! Vay be, amma da büyük arabaymış. Neden taksi çağırdın ki büyük baba? Son model arabaları var. Bizi eve bırakabilirler. Ne? Hayır yavrum, öyle denmez. Vay canına. Ne kadar da akıllıymışsın. Adın ne bakalım? Benim adım Niv. Adın da pek güzelmiş. Gelin sizi eve bırakayım. Ah, hiç zahmet etmeyin. Evimiz yakın. Kendimiz gideriz. İyi işte. Arabayla daha çabuk gidersiniz. Hadi Niv. Büyük babanla seni evinize bırakalım. Lütfen gelin. Hadi. Bir yıldır Şorya'yı gülerken görmüyordum. 5 dakika içinde 2 kez güldü. Hala bu çocuk çok özel. Değil mi? Şorya. Sen onları eve bırak gel. Bizim çarşıda işlerimiz var oğlum. Vicky ile alışveriş yapacağız biz. Hı? Olur mu abi? Gidelim mi? Evimiz burası işte. Annem ve ben büyük babamlarla burada yaşıyoruz. Annem çok güzel turşu ve bazlama yapar. Tadına bir baksan bir daha asla ayrılamazsın.
Ne güzel bir evin var. Çok eski bir ev. Büyük babam inşa etmiş. Anne! Anne! Anne, bana baksana. Anne bakar mısın? Eve arabayla geldim ben. Onu daha önce görmüştüm. Bu adam dün gördüğüm adam. Niv neden yabancılarla konuşuyor ki? Evin içinde yine kavga çıkacak. Niv oğlum, hadi amcayı içeri götür de çayla yiyecek bir şeyler ver. Ben enstrümanları alıp geliyorum. Hemen dönerim. Üzgün. Çayı başka zaman içeriz. Olur mu? Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun burada? Kimin arabasıydı o? Yürü! Ne yapıyorsun sen? Kimin arabasıydı o? Ne işin vardı o adamın yanında? Yoksa sen kendine başka bir baba mı buldun? Sana evden çıkmayacak demedim mi? Arkadaşlarımla değildim. Büyük babamla şarkı söylemeye gitmiştim. Kes sesini! Şarkı söylemek ha? Şarkı mı söyleyeceksin? Büyük babanla mabet dolaşıp sadaka mı dileneceksin? Seni küçük zavallı, aklen de fiziken de zayıfsın. Bazen benim oğlum musun emin bile olamıyorum. Ne bakıyorsun? Bana bu şekilde bakmaya devam edersen seni mahvederim. Oğlunu da bağışlamam bak. Defol içeri. Yere bak. Dinlemeyeceksin demek. Sen görürsün. Hadi bakalım. Kızım. Niv'i hemen içeri götür. Neden oğlumu da yanında götürdün? Yoksa senin gibi zavallı olsun diye mi? Şarkıcılık yaparak benim hayatımı mahvedemedin. Oğluma sokakta şarkı söyletip filandırmak mı istiyorsun? Anne, söyle şu adama aklını başına alsın artık. Yoksa babam olmasını dinlemem, ona göre bak. Senden de başka türlüsü beklenmezdi. Tek yaptığın bize hayatı zehir etmek. Mandar, evine hükmediyorsun. Evet ama ne karşılığında? Ne sen ne de karın mutlu. Oğlun senden korkuyor. Öfkeni bir kenara koyup gözlerine bakarsan bu korkuyu görebilirsin. Vandana'nın dışarı çıkmasını neden istemediğini bilmiyor muyuz sanıyorsun? Konuşturma şimdi beni. Annen de neden sessiz kaldığımı biliyor.
Konuşmaktan utanacağın konular hakkında konuşmak için zorlama beni daha fazla, tamam mı? Niv, lütfen üzülme. Hadi söyle bakalım. Ne istersin? Tatlı mı? Yoksa börek mi? Anlat bakalım. Büyük baban mabette hangi şarkıları okudu? Biz hiç ayrılmayacağız. Hep yanında olacağım. Senden uzakta da olsam. Varlığımı her daim hissedeceksin. Baba. Sen ne zaman geldin? Neden ağlıyorsun kızım? Ağlamıyorum. Soğan doğruyorum. Lütfen beni affet. Bunca acıyı hiç hak etmiyorsun kızım. Tanrı beni senin çektiklerin için mutlaka cezalandıracaktır. Biz evleneli 7 yıl oldu. Bunların hepsine alıştım baba. Belki de kaderimde bunları yaşamak vardır, ne yapayım? Senin bir suçun yok baba, merak etme. Bazen bütün bu yasaklardan, bütün bu korkulardan kurtulmak istemiyor değilim. Hayatı olduğu gibi yaşamak istiyorum. O zamanlarda bir gün gelecek. Sana yakında güzel haberler vereceğim. Tamam mı canım? Şimdi ben çalışmaya gidiyorum. Bana bak. 750 rupiyi kasaya bıraktım, tamam mı? Geri döndüğümde en az 1000 rupi bulacağım, anladın mı?
Bana bak. Çık dışarı. Araba kullanmayı bilmiyor musun sen? Söyle. Ha? Telefonum kırıldı. Kim ödeyecek bunu? Ağzını seni topla. Atla. Ters yönden geliyordun. Bana kanunları öğreteyim deme. Sen şehirlisin değil mi? Sakın bize bulaşma. Seni burada dayaktan gebertirim bak. Kemiklerini tek tek kırarım. Hadi sene be. Abi geç kalıyoruz. Şu adama para verip başımızdan savayım. Tamam. Deli herif. Bu ne cesaret? Kesin şunu. Lütfen bak. Kavgayı bırakın. Kavga etmeyi kesin. Zararını ödemeye hazırım, tamam mı? Hayır, para var, sen vermeyin dur, ben halledeceğim. Zaten geciktik. 2 güne düğün var. Peki. 2,5 saatimiz kaldı. Daha yemek yiyeceğiz. Hadi çabuk. Acele et biraz. Hadi, hadi. Telefonum nerede benim? Arabayı durdur. Düşürdüm herhalde. Ne tuhafsınız. İlla bir şeyler ters gidecek. Git al hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.